Evet arkadaşlar, önümüzü bir açıyoruz. Evet, burayı bir açıyoruz. Bak önüne geçmedim ben. Girmeyin abi. Pardon. Karşıya geçiyoruz. Hocam önümüze girmeyin. Burayı komple boşaltıyoruz. Arkadaşlar geriye. Tamam. Bana sonrasına geçmem. Gelin arkaya. Biraz daha gelin arkaya. Gelin arkaya. Arkaya giriniz ya. Arkaya gelin. Allah ezdi. Kendi kendine. Ayarlayacağım. Biraz geri gelebilir misin kardeşim? Yok gelemiyorum. Son ben. Yok sana demiyorum. Ya. Biraz geri gelebilir misin dostum? Yabancı değilsin sen ya. Gel. Abi vallahi bak. Baba bak ama öne gittikçe beni engelliyorsun. Gitmesem. Ben de yana gideceğim diğer arkadaşları engelleyeceğim. Ömer ne abi? Başkanım buyurun. Beni şöyle bir açabilir misin? Pardon. Şunu uzatsana. Şunu uzatsana. Test sürüşlerimizin, biz Kasım'da başlayan test sürüşlerimizin sizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ben ve tüm ekibim adına. Dudullu Bostancı hattımız, Bostancı sahilden başlayıp Marmara ile entegre olan, sonra Koz Yatağı'nda Kadıköy Tavşantepe entegre olan, sonra da Üsküdar Ümraniye Çekmeköy ve inşaatı devam eden ve 2024'te bitirmeyi planladığımız Sultanbeyli hattıyla entegre olan ve Dudullu'da da Türkiye'nin ilk çift katlı deposunu yaptığımız çok önemli bir hattımız bizim için. Bir de Anadolu yakasında Kuzey-Güney aksındaki ilk hattımız. Dolayısıyla Doğu-Batı hatlarını Kuzey-Güney aksında birleştiren en önemli hatlarımızdan bir tanesi. Bu hattın çok güzel bir hikayesi var aslında Sayın Başkanım. 2015 yılında ihalesi yapılmış. 558 milyon euro sadece yapım bedeli. 2016'da işler başlamış. 2018'de İller Bankası'ndan alınan kredi bittiği için 2019 başından itibaren tamamıyla yaklaşık %60 seviyesinde durmuş. Yani ana hat tünelleri yapılmış ve bazı önemli riskli tüneller bırakılarak 2019'un başında durmuş. Daha sonra Ekrem Başkanımızla beraber göreve geldiğimizde bu hat için kredi bulmak için çok ciddi çaba harcadık. Çünkü çok önemli bir hat ve bir an önce bitirmemiz gerekiyordu bu hattı. Kesinlikle başkanım. Çünkü evet bütün bu bağlantıyı Anadolu yakasında ve ayrıca buraya araçları temin etmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla kredi görüşmeleri devam ederken biz bunu belediyemizin öz kaynaklarıyla fonlayalım dedik ve bugüne kadar belediyemizin öz kaynaklarından 100 milyon euroya yakın parayla %60'da aldığımız durmuş bu hattı bugün %90'a getirdik. Test sürüşlerimize başladık. 40 tane aracımızı aldık. Depomuza getirdik. Şimdi o araçlarımıza da setimize de bineceksiniz. Dolayısıyla bu hattımız bizim 2022 yılında İstanbul'ların hizmetine açılacak en önemli metro hatlarımızdan bir tanesidir. Dolayısıyla bugün yani bunu... Yani Ümraniye denizle buluşacak. Aynen öyle. Tabii ki burada sadece biz aslında metro açmıyoruz. Şimdi birazdan Etüt Projeler Daire Başkanımız da size bunu anlatacak. Bostancı'da ve buradan sonra gittiğiniz saha incelemenizde Park Bahçeler Daire Başkanımız Bostancı'da çok güzel bir transfer merkezi planladı. Üzeri yeşil, halka açık. Daha sonra burada yine Kayış Dağı'nda çok güzel bir 1600 metrekarelik boş bir alanımız vardı. Orada çok güzel bir gençlik merkezi planladık. Dolayısıyla Dudullu Bostancı hattımızın özeli bu. Tüm ekip olarak 2022'de sizlerle bu hattı açmak için çok büyük bir emekle, çok büyük bir heyecanla çalışıyoruz. Birkaç cümle de İstanbul'un genel metroları ile ilgili size bir iki cümle etmek söylemek isterim. 2019'da İstanbul'da metroları aldığımız zaman 11 tane hattın 9'u durmuştu başkanım. Ve sadece iki tanesi yavaş ilerliyordu. Şu anda bir tanesi bakanlığa devredildi ve geri kalan onun da hızlıca ve yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bugüne kadar 1.2 milyar euro kredi temin edildi. Duran hatları 10 hattı yeniden. Yeniden başlattık. Güzel, hepsinde güzel, de çalışıyoruz. Güzel. Bunlar sadece inşaat değildi başkanım. Bunların birçoğunun tasarımı çöp olmuştur. Çünkü 3 yıl beklediğiniz zaman tasarım dinamik bir şeydir. Bunları yeniden tasarladık. Yeni araç ihalelerini planladık. Yeni araç ihalelerimize çıkacağız. 1.2 milyar euroluk kredi. Bugün 1-2 kredi görüşmemiz daha çok yakında tamamlanacak. Bugüne kadar 1.5 milyar euroya yakında buraya bir kredi temin ettik.
tüm hatlarımız için. Bunun dışında İstanbul'un 2029 vizyonu için çok önemli hatlar çalışıyoruz. İki gün önce başkanımıza da sunduk bu hatlarımızı. Dolayısıyla sadece inşaat değil, 2029'un metro projelerinin vizyonunu da hep beraber çalışıyoruz. Dilerim artık 2029'a kadar İstanbul'umuzun metro ağı 3 katına kadar yaklaşan bir metro ağına çıkacak. Ve sürdürülebilir, güzel, çevreci bir İstanbul'la onu geleceğe emanet etmek için elimizden geleni yapıyoruz başkanım. Serap Hanım da bizim gençlik merkezimizle ilgili size birkaç... Sayın Genel Başkanım, Sayın Başkanlarım, metro alanı üzerinde bir vaziyet planı düzenlemesiyle gençler arası kaykay pisti, çocuk oyun alanları ve açık yeşil alanlarla birlikte yoğun bir yeşil dokusu yaratmaya çalıştık. Film başkanımızın da söylediği gibi 1600 metrekarelik boş bir alanımız vardı. Bu alanın içerisinde bir tane asma kat ekleyerek bu alanı iki kat kullanımına çıkarttık. Bu gençlik merkezimizin içinde büyük bir kütüphanemiz, sergi salonumuz ve çok amaçlı bir salonumuz var. Her türlü eğitim ve etkinlikler açık olacak şekilde. Yine asma kata çıkış alanımızı görüyorsunuz burada da. Kütüphanenin devamı süreli yayınlar ve işlikler, atölyeler, oyun alanları planladık burada da. Bir alt katımız var yine. Burada yaklaşık 800 metrekarelik bir alanımız daha var. O alanı daha çok teknolojik alanlara ayırdık. Yani bir oyun üretilebilsin, veri tabanı oluşturulabilsin gençler tarafından diye. Böyle bir dünya yaratıyoruz şu anda başkanımızla birlikte. Yani bu benzeri bir aslında görkemde Bostancı'da da bir yaşam alanı kazanıyoruz. Orada da çok ciddi bir yeşil alan ve meydan kazanımımız var. Tam o Bostancı iskelesine yakın var, çok var efendim. Orası dolayısıyla aslında bu hatların uzuyor olması şehre de bu tür kayıpları da uzun yıllar yaşatmış oluyor. Çünkü bu alanlar büyük kazanımlar. Hem Kayış Dağı'nda bu olacak, hem Bostancı'da olacak. Hem de Koz Yatağı'nda dediğim gibi çok yüksek sayıda bir otoparkımız devreye girecek. 3000 araç gibi. O da aslında bizim için hani araçların parklandığı ve raylı sistemle İstanbul'a gittiği, dağıldığı bir merkez gibi olacak. Bu bakımdan yani bahsedilen işler işte 2016-2022, yani 6 yıl aslında bunlar ilk tasarlandığında makul süreleri 3 yıl, 3,5 yıl gibi olması gerekirken 2 katına çıkmış durumda. O işte arada kaybedilen zamanlar hem finansman açısından büyük sıkıntı doğuruyor, finansmanın hazır olmaması, hem de aynı zamanda bu tür şehirde kentsel alanlarda kayıplara sebep oluyor. İşte bir yandan bunları bitirirken aslında şehir de bu tür kaybettiği alanları bir an önce kazanmış olacak. Böyle çok yönlü bir kazanım. Onun için hep diyoruz ki baştan efendim projeyi yani tasarlamak yetmiyor. Proje, finansman, ardından sağlıklı ihale. Bu yükleniciyi de rahatlatıyor. Öyle, şimdi yüklenici öyle. De burada ızdırap tabii, çekiyor. Tabii. Yani 6 sene, 6,5 sene büyük zaman dilimleri. İnşallah ama bunu bu kayıpları telafi ediyoruz hızlıca. Sayın güveniyoruz Sayın Başkan. Küçük güveniyoruz. Bütün bu projelerin aslında evvelden gelen metro projelerin ağır mühendislik proje ihtiyaçları kabulü ama mimari tasarım ve özellikle yaşama içlerine alamama durumları da bir kentsel alan kullanımında sorun. Serap Hanım'ın az önce sunduğu projede ilk defa bir metro istasyonu aslında yaşamla kavuşmuş olacak. Başkanımızın yönlendirdiği yeni metro alanlarında da bu istasyonlarında da bu yeni yaşam alanlarını, gençlik merkezlerini metroların içine çekebilecek bir strateji gelmiş oluyor. Bir de evvelden başlayan bazılarına da mesela Gayrettepe istasyonunda da uygun olan da şu an yine gençliğin kullanacağı şekilde dizayn edilmeye başladı. Yine ilk defa bu istasyonda dünya örneklerinde her zaman gıpta edilirdi. Metro istasyonları bir sanat merkezi gibi insanların güven duyacağı, yaşayacağı yerlerdi. Başkanımızın talimatlarıyla ilk defa bu istasyonda Türkiye'nin çağdaş genç sanatçılarının açık alanda bir müze örneğiymiş gibi çalıştıkları projeler de şu an hazırlanıyor. Umarız bu bittiğinde halkımızın da beğeneceği, özgün sadece mühendislik projeleri değil yaşam alanları olduğu hatırlanacak şekilde bu metro istasyonları bir can kazanmış olur umarım.
Dolayısıyla İstanbul aynı zamanda bir entelektüel kent oluyor. Bir sanat kenti oluyor. Evet. Uygarlık kenti öyle oluyor süratle. Yoluna devam ediyor. Devam ediyor. Sayın Başkan, gerçekten de iki kadın yöneticinin heyecanla bunu anlatması çok çok önemli. Sanki bitirmişler gibi anlatıyorlar. Bu da keyifli bir şey. Kadın dersi olur ya. Evet, evet, evet. Keyifli bir şey. Evet. Şimdi açıyoruz, devam ediyoruz. Bir müsaade. Açıyoruz arkadaşlar. Açıyoruz arkadaşlar, lütfen. Geniş. Abi baretleri ver. Bu da senin. Evet, hızlı basın arkadaşlar. Ahmet abi öne gel. Mesut arkadaşlar. Geçtim, geçtim. Özgür abi buradayım. Tamam. Abi kapıyı tutsunlar. Geçtim, tamam. Buradayım. Yok. Devam arkadaşlar, lütfen. Arkasını söyledi, arkasını. Tarihi ana tanıdık dedi arkadaşlar. Tarihi ana tanıdık dedi. Tamam, etkili olursun. Selfilerimiz yapalım, kendimize gelelim. Ebru. Onur buradayım. Güzel abi. Arkaya doğru gidebilirsin. Hangi birimiz alayım? Gel. Arkaya doğru gidebilirsin. Arkadaşlar ortayı boş, koridora boş bırakalım. Bir dakika, bir dakika. İlerleyin. Ebru, köşeye gidelim. Evet, gelin. Başkanım, kapıda kapanıyor. Dikkat arkadaşlar. Tamam. Yine bittik. Ben seni seviyorum.
Hayır, çekmemek için bir şey. Abi ne demek ki? Abi bir müsaade et, böyle bir geçeceğim şuradan. Benim istiyorsun, gel. Yok, bir görebiliyor musun? Hepin aşağı bak da. Şuradan görürsün ne var ne yok. Gel otur. Şuradan bir geçeceğim. Çok güzel, gurur duyuyoruz. Yani aynı anda 10 ayrı metro inşaatını yapmak ve peyderpey bunların açılışlarına başlamış olmak bizim için büyük bir gurur. İstanbullular için de, Türkiye için de. Emeği geçen başta Sayın Belediye Başkanımız olmak üzere herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bunlar daha fragman. Evet. Hocam siz ne söylemek istersiniz? Çok gururlu, sevinçliyiz tabii ki. Yani metro, Kuzey-Güney metrosu olması çok anlamlı. Göreve gelmeden önce şunu söylüyorduk. 5. yılın sonunda İstanbul'un ana ulaşım aracı metro olacak diyorduk. Ona doğru hızla ilerliyoruz. Evet, tüm engellemelere rağmen. Yani engellemeye çalışıyorlar. Onlar pek problem değil. Olacak o kadar. Sağ ol. Sen de söylemeyi istersin. Ortalama 25-30 kilometre değil mi? Ortalama hız mı? Ortalama, doğru. Ortalaması mı? Senin adamın bahsettiği hızlar meselesi aslında İstanbul için çok önemli. Bambahtıya, metreyi yükseli sen yüzünden sabiyar görücüne yaklaşık 50 dakikada bir ulaşım ülkeni sağlayacak. Bir istasyonu kesecek. Şu an Haziran'da uygulama projeleri tamamlanmış içinde. Şuradan girersem olur. Alamadım kapıyı. Ha. Kaç kilometre hocam bu? Kaç kilometre? Yanılmıyorsam 9.6 kilometre bu yıl açılacak. 9 kilometre. Yani Bostancı'yı Dudullu'ya bağlayan bir hattan bahsediyor. Kuzey günü yaptım. Siz? Teşekkürler. Önemli bir hat. İstanbul'daki raylı sistem entegrasyonunu başlı başına Kuzey Güney hattında bağlayan bir hattan bahsediyoruz. Zaten bütün gelişmiş ülkelerde raylı sistemlerle ilgili temel nokta bir noktadan başka bir noktaya gitmek değil, bir noktadan ara istasyonlarla en kısa sürede hat değiştirerek gideceğiniz yere varmaktır. Dışarıdan mı? Yok yok, buradan. Evet. Makinesi tarafından. Tutalım böyle. Çıkalım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bir boşaltalım. Şuradan görebiliyoruz mu? Kiri. Arkadaşlar boşaltalım lütfen. Lütfen dışarı. Efendim bir boşaltalım. Burak çıkıyoruz arkadaşlar. Çıkıyoruz lütfen. Gel abi. Arkadaşım önümü boşaltın lütfen. Şöyle geçin. Sizden bir ricam var. Nasılsın, iyi misin? Sağ olasın. Arkadaşlar şurayı bir açabilir misiniz? Ben sudan. Tamam, şöyle bir elinizi indirin o zaman. Bilal kurtarıyor musun? Allah. Eksa abi, bir şekilde yapalım. Pardon, bir müsaade edersen.
Ya vagondakiler yeterince aldı zaten. Bir de bırakın biz alalım ya. Çetin. Çıkmıyor mu? Gel abi gel. Çek. Lan biz de alsak. Ya arkadaşlar siz içeride yeterince aldınız. Ay hakikaten içeride. Yeterince aldınız içeride. Bize bırakın biraz da. Biraz sola geçin de biz de alalım arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar geri çalırsak biraz herkes alabiliriz. Biraz geri geri arkadaşlar boşaltın burayı. Geri çıkalım. Herkes alsın lütfen. Evet evet. Abi şöyle sana da. Geri çalalım herkes alsın lütfen. Arkadaşlar çıkıyorum. Hızlıca geçin. Hızlıca. Hızlı arkadaşlar. Hop düşmeyin. Aşağı inşaat alana. Düşmeyin. Arkadaşlar basınlarını açalım. Açsa devam edelim yukarıya doğru. Bak basamaklardan alabilirsiniz fotoğraf daha güzel olur. Basamaklara çıkın yüksek. Basamaklardan daha rahat alırsınız. Arkadaşlar basamaklardan daha rahat alabilirsiniz. Arkadaşlar tamam çekiyorum. Tamam değil. Çekmiyorum. Tamam mı? Tamamdır efendim. Tamam. Hızlı bir şey lazım. Yavaş arkadaşlar. Dikkatli yavaş. Tümseklik var arkadaşlar. Geçin. Acele etmeyin lütfen. Bir merdiven var. Dikkatli olun. Pardon. Bir şey değil mi? Bir planı yapamam. Bir mesela. Olur bunların hepsini paslaşalım. Mansiyon mansiyon düştü arkadaş. Tansiyon mansiyon. Tansiyon mansiyon düştü. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Devam edin.
Arkadaşlar biraz daha hızlı durmayalım. Kenarlara dikkat edelim arkadaşlar. Maske de takmadık. Toz mu? Tamam arkadaşlar. Aynı yere mi geldik? Hayır. Biraz geriye arkadaşlar. Biraz geriye. Geriye. Şu kapıyı bir boşaltalım. Şuradan geçin gene başlangıç. Bir söylesene arkadaşlar. Tamam söyleseniz arkadaşlar. Gel buyurun gel. Tamam gel şöyle gel başlangıç göndereyim şuradan. Ya burayı gel, göndereyim. Bir dursan abi bir sola geçsen abi. Gel gel. Gel oğlum. Beyler müsaade edin ya. İyi de beni niye itiyorsun? Müsaade edin deyip. Beni niye itiyorsun? Gözünü seveyim. Hadi sola doğru gidelim o zaman. Hadi geri gel. Geri gel. Teşekkürler. Ben alırım. Özgür, Özgür. Bak Serhat abi. Ver öbüründe. Aynen mi? Arkadaş. Aynen abi. Olmaz. Abi gel böyle. Ya başkan almayacak. Şey, ya salmıyorum arkadaşlar. Let's go.